Şu tarafa koy istersen. Şimşer. Biz buradan böyle şöyle yana doğru girdik. Su yok burada. Şimşer. Abi yazın buraya gelmek imkansız zaten. Sarmaşıklarını sarıyor bunu kapatır komple. Buradaki ağaçları bu şey oluyor. Burayı göremez. Evet göremez. Tamamen örtülüydü. Sonrasında etrafımızdaki çiftçi arkadaşlarla, diğer yerel halkla konuştuk. Çok bilen de yoktu. Biraz inceledikten sonra buranın ciddi anlamda bir tarihinin olduğunu, o sarkıtların gerçekten çok uzun senelerce oluştuğunu fark ettim. Mağarayı incelerken içinde ve dışında farklı şeyler var. Yani mağara sadece bu gördüğünüz kısım haricinde, sarkıtlar haricinde yukarıya doğru bayağı bir devam eden bir mağara. Anladığımız kadarıyla üst bölgelerinde düzlükler var. Oralarda çökmeler olmuş. Ve kışın mağaranın tam üst tarafından kaynak suyu çıkıyor kayanın içinden. Ve 4-5 metre sonra yeniden mağaranın içine giriyor ve yok oluyor. Yani aşağıya bir akış yok. Onun haricinde etrafında çok herhalde defineciler tarafından verilmiş şeyler var, hasarlar var. Onları fark ettik. Hani genel anlamda baktığınız zaman çok büyük bir mağara görüntüsü var. Tabii yani uzmanların incelemesi gerekiyor bu konuda. Bizim burası Çayköy Boğaz diye geçer. Boğaz Deresi diye geçer. Bu görmüş olduğunuz mağaranın ismi de Damlamcı Bey adı üzerinde. Biz çocukluğumuzda hayvan giderdik buralarda. İçinde oynardık. Ve keçiler içinde yatardı. Buralarda oyunlar oynardık çocukluğumuzda. O tarihten bu tarihe yani biz buraları normal bir şey biliyorduk yani çocukluğumuzda. Onun içinde su damlar. 4-5 metre kadar yolu içine devam eder. Böyle kurşunlu bölgemizde de iki gezgincinin tespit ettiği bir alan var. Bu bölgede tahmini olarak diğer mağaramız gibi, Oylat Mağarası gibi milyonlarca yıl önce sarkıtların, dikitlerin ve o doğal ortamın oluştuğu bir mağara olduğunu düşünüyoruz. Tabii bunlarla ilgili keşfi bundan sonraki süreçte ilgili kurumlarla araştırmak üzere çalışmak istiyoruz. Ben tabii yeni bir heyecandır bu şehrimiz adına çünkü şehrimizde turizmin gelişmesini arzu ediyoruz, istiyoruz. Bu o sarkıtların yer aldığı canlı mağaranın inşallah turizme kazandırılması ya da doğa severlere sunum anlamında kazandırılması önemli. Çalışmaya devam edeceğiz.